Değerli arkadaşlar merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bir diğer sorumuz. Osmanlı Devleti doğuda en geniş sınırlarına aşağıdaki hangi padişah döneminde ulaşmıştır? Arkadaşlar Bursa seçeneği 3. Murat döneminde ulaşmıştır. Ve diğer sorumuz. Osmanlı Devleti'nin 1595-1700 yılları arasında dış politikada prestij kaybettiği antlaşma aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Arkadaşlar Adana seçeneği Zitvatoruk Antlaşması. Altıncı soruda bir boşluk doldurma var. Doğuda Osmanlı Devleti'nin sınırlarının en geniş seviyeye ulaştığı antlaşma Ferhat Paşa Antlaşması arkadaşlar diye işaretliyoruz. C şıkkı ve yedinci soruda Akdeniz'deki üstünlüğün Osmanlı Devleti'ne geçtiği dönemde tahttaki padişah kimdi? Kanuni Sultan Süleyman. Yani Akdeniz'de biliyorsunuz Osmanlı Devleti üstünlüğü ele geçirmişti bir dönem. Bu hangi dönem? Kanuni Sultan Süleyman dönemi değerli arkadaşlar. Bir diğer soruya gelelim. Arkadaşlar bilgiler verilmiş. Sorularda da siz cevaplandırdınız ve maddeler verilmiş. Bu maddelerden hangilerine ulaşılabilir diyor arkadaşlar. Arkadaşlar Edirne seçeneği 4 maddeye de ulaşılabilir. Çünkü coğrafi keşiflerden sonra yeni toprakların bulunması, ticaret yollarının kullanımı açılması Akdeniz'deki siyasi ekonomi dengeleri değiştirdi. Buradan hareketle coğrafi keşifler ile keşfedilen yerlerde etnik unsurlar çeşitlendi. Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerde ticari alan değişimleri oldu ve dolayısıyla tüm şıklar, maddeler doğru. 9'da ise arkadaşlar 3 madde verilmiş ve Osmanlı Devleti'nin bu maddelerden hangileri uluslararası arenada itibarını güçlendirmiştir deniyor. Edirne seçeneği 1 ve 3. maddeler. 10. soruda da genç Osman'ın, 2. Osman'ın Lehistan'daki Hotin Kalesi kuşatması sırasındaki disiplinsiz davranan Yeniçerileri sebebiyle onları kaldırmaya karar verildiği sorulmuş. Edirne seçeneği doğru cevap olarak karşımıza geçiyor. Evet, bir diğer soru şekillerine geçiyoruz arkadaşlar. Bu sorumuzda Osmanlı Devleti'nin İran ile yaptığı anlaşmalar ve özellikleri hakkında aşağıdaki verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır denmiş arkadaşlar. Arkadaşlar Serav Antlaşması Osmanlı'nın doğuda topraklarına toprak kattığı son anlaşma olması. Bu yanlıştır. Ferhat Paşa Antlaşması'ydı arkadaşlar. Dolayısıyla Ceyhan seçeneği bu sorumuzda yanlış olmuştur. Üçüncü soruda da arkadaşlar bir paragraf verilmişti. Ne deniyor? Yukarıda bahsedilen Avrupa devleti aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bu İngiltere'dir. Evet, çünkü İngiltere üzerinde güneş batmayan bir imparatorluk olarak tabir edilmiştir. Diğer sorularda da bunu sormuştum arkadaşlar. Hatta birinci dönem birinci yazılımızda da bunu farklı bir şekilde sormuştum. Dördüncü soruda ise Edirne seçeneği doğru cevap. Bazı yargılar verilmiş. Bu bilgilerden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz denmiş. Edirne'ye ulaşamıyoruz arkadaşlar. Yani Edirne seçeneğini doğru kabul ediyoruz. Evet, yani Avusturya Osmanlı Devleti'nden daha güçlü bir devlettir yargısına ulaşamıyoruz. Osmanlı Devleti 1718 Pasarofça Antlaşması ile Avusturya'ya vermek zorunda kaldığı Belgrad'ı 1739 Belgrad Antlaşması ile geri almayı başarmıştır. Buradan hangisine ulaşamayız? Avusturya Osmanlı Devleti'nden daha güçlü bir devlettir sonucuna ulaşamayız. Ama A, B, C ve D şıklarına ne yapabiliyoruz? Ulaşabiliyoruz sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu dönem gerçekten çok yoğun ve önemli bir dönem. Birinci yazılı sorularımızda da sizlerle paylaşmıştık. Gerçekten Osmanlı'nın siyasi olarak birçok unsurla ve sıkıntıyla uğraştığı bir dönemi yaşıyor Osmanlı bu devirde. Evet. Şimdi arkadaşlar diğer sorumuza geliyoruz. Bu bilgilere göre Rönesans hareketinden sonra Avrupa'da aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenemez diye sorulmuş. Bakalım Ceyhan seçeneği arkadaşlar dogmatik düşüncenin kabul görmesi. Hayır arkadaşlar Rönesans hareketleri sonrası dogmatik düşünce gerilemiştir. Yani skolastik düşünce dediğimiz ortaçağ Avrupa'sındaki skolastik düşünce gerilemiştir. Zaten buna karşı yapılmıştır. Dolayısıyla arkadaşlar dogmatik düşüncenin kabul görmesi diye bir şey
düşünülemez. Dolayısıyla Ceyhan seçeneği doğru cevap olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğer soruya gelelim. Arkadaşlar, aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin bozulan ekonomisini dengede tutmak için aldığı tedbirlerden biri değildir arkadaşlar? Sanayi inkılabı. Çünkü sanayi inkılabı Osmanlı'nın yaptığı bir şey değil arkadaşlar. Batı'da yapılan bir şey. Önce İngiltere'de başladı biliyorsunuz. Dolayısıyla Bursa seçeneği doğru cevap. Yedinci soruda ise ilk olarak Yavuz Sultan Selim döneminde Bozoklu Celal adlı sipahinin çıkardığı isyan daha sonra Anadolu'daki isyanların genel adı olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değil? Arkadaşlar, Adana, Yeniçeri maaşlarının düşük ayarlı akçeyle verilmesi, bu Yeniçeri ayaklanmalarını ortaya çıkaran isyandır. Ama diğeri değil, diğeri Celali isyanları arkadaşlar. İşte ekonominin bozulması, iltizamın yaygınlaştırılması, halktan ağır vergilerin alınması bu isyanları çıkarmış. Yani Celali isyanları. Ama Yeniçeri maaşlarının düşük ayarlı akçeyle verilmesi Yeniçeri isyanlarını başlatmış. Yeniçerilerin ayaklanmalarını. Evet, 8. soru. Arkadaşlar, bir açıklama verilmiş ve denmiş ki buna göre 1. bir Rusya'nın Balkan uluslarını Osmanlı'ya karşı kışkırtması, 2. Yunan isyanına İngiltere ve Rusya'nın destek vermesi, 3. 1815'te Avrupa devletlerinin sınırlarının yeniden çizilmesi gelişmelerinden hangilerinin Avrupa devletlerinin Metternich sistemine uymadıklarının ve iki yüzlü bir siyaset izlediklerinin kanıtıdır. Arkadaşlar, Denizli seçeneği 1 ve 2. madde. Yani Rusya'nın Balkan uluslarını Osmanlı'ya karşı kışkırtması, 2. Yunan isyanına İngiltere ve Rusya'nın destek vermesi Metternich sistemine uymadıklarının bir göstergesidir ve iki yüzlü bir siyaset izlediklerinin kanıtıdır arkadaşlar. Buradan da ne sonuç çıkarabiliriz? Devletler kendi çıkarları için ne yapabiliyorlar? Dönebiliyorlar. 9. soruda bir paragraf vermiş ve diyor ki yalnız bu bilgiye dayanarak Karlofça Antlaşması ile ilgili hangi maddeler geçerlidir aşağıdaki maddelerden? Arkadaşlar, Edirne seçeneği 1. 2. ve 3. maddeler. 1. Osmanlıların güçlü bir Haçlı ittifakına yenilmesiyle imzalandığı, Osmanlı Devleti'nin Avrupa'da siyasi varlığının sona erdiği, Türklerin Avrupa'dan geri çekilişinin başlattığı sonuçlarının hepsine ulaşabiliyoruz bize verilen bu paragrafla ilgili. Yani Karlofça Antlaşması Osmanlı Devleti'nin batıda büyük ölçüde toprak kaybettiği ve birden fazla Avrupalı devlette aynı zamanda imzaladığı ilk antlaşmadır. Bu antlaşmayla Avrupa devletleri Osmanlı Devleti'ne karşı savunmadan saldırıya geçmiştir arkadaşlar. Ve bu Karlofça Antlaşması 1699 arkadaşlar, Osmanlı'nın toprak kaybettiği ilk antlaşma olarak da karşımıza çıkıyor. Ve 10. soru. Coğrafi keşifler Osmanlı Devleti'ni öncelikle hangi alanda etkilemiştir arkadaşlar? Ekonomik alanda etkilemiştir. Çünkü Akdeniz baharat yolu ne olmuştur arkadaşlar? Sarsılmıştır. Ve 11. soru. 1648'de Almanya ile Fransa ve müttefiklerinin imzaladığı Vestfalya Anlaşması'nın dış politika açısından en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Arkadaşlar, Vestfalya Antlaşması'nın dış politika açısından en önemli sonucu Edirne seçeneğinde verilmiştir. Kendi çıkarlarına göre hareket eden, istediği tarafta yer alan modern devlet anlayışı ortaya çıkmıştır. Evet, bu anlaşmayla, hatırlayın, bunun benzerini, aynısını klasik şekilde 1. yazılıda da sormuştuk. Özellikle arkadaşlar, laik sistemin doğmasına bir adımdır. Kendi çıkarlarına göre hareket eden devletler olmuştur. İstediği tarafta yer alabilecektir. Modern devlet anlayışına sahip çıkma, hatta kendi kiliselerini kurmaya başlamışlardır. Bunu ilk İngiltere başlatmıştır. Dolayısıyla bu Vestfalya Anlaşması çok önemli. Aklınızdan çıkarmayınız. Soru 12 arkadaşlar. Bir giriş açıklama verilmiş, demiş ki buna göre Fransa'nın Protestan Alman prensiplerinin yanında yer alarak aşağıdaki maddelerden hangisini gerçekleştirmek, hangi veya hangilerini gerçekleştirmek istemiştir arkadaşlar? Bursa seçeneğini gerçekleştirmek istemiştir. Yani 3. madde. Almanya'nın güçlenmesini engellemek arkadaşlar. Evet, 30 yıl savaşlarında Fransa Katolik olmasına rağmen Protestanlığı seçen Alman prensiplerinin yanında yer alarak Katolik Alman İmparatorluğu'na karşı savaşmıştır ve Almanya'nın güçlenmesini engellemek istemiştir arkadaşlar. Dolayısıyla yalnız 3
Evet, üçüncü maddeyi doğru kabul ediyoruz. Yani Bursa seçeneğini arkadaşlar ne yapalım? İşaretleyelim bu soruda. 13. soru. Osmanlı Devleti 17. yüzyılda Avusturya ile yaptığı savaşları genelde kazanmasına rağmen bu başarısını diplomasiye yansıtamamıştır. 17. yüzyılda İran ile savaşması, Anadolu'da iç isyanların olması, ıslahat çalışmalarını başlatmış olması, yaşanan durumlardan hangileri bu soruna gerekçe oluşturur? Ceyhan seçeneği arkadaşlar. Birinci ve ikinci maddeler bu soruna gerekçe olmuştur. Nedir bunlar? İran ile savaşması ve Anadolu'da iç isyanlar ile uğraşması arkadaşlar bu diplomasiye yansılamamıştı. Diğer soruya geçiyoruz. Maddeler verilmiş arkadaşlar. Bu maddelerdeki gelişmelerden hangileri diyor Osmanlı Devleti'nin uluslararası ortamda itibarını güçlendirmiştir? 1 ve 3. Arkadaşlar, Girit Adası'nın alınması ve 1664'te Avustralya'dan Uyvar ve Neograd kalelerinin alınması Osmanlı'nın prestijini artırmış, itibarını artırmıştır. 24. soruya gelelim. İkinci Osman, yani Genç Osman, Lehistan'daki Hotin Kalesi'nin kuşatması sırasında disiplinsiz davranan Yeniçeriler sebebiyle Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmaya karar vermişti. İkinci Osman'ın bu davranışı aşağıdakilerden hangisini engellemeye yöneliktir? Edirne seçeneği arkadaşlar. Savaşların kaybedilmesini ve toprak kaybının yaşanmasını önlemeye yönelik bir davranıştır arkadaşlar, karardır. Dolayısıyla Edirne. Ve diğer soruya gelelim arkadaşlar. Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Bakalım. Avusturya, Malta, Lehistan, Venedik ve Rusya 1683'te güçlerini birleştirerek Kutsal İttifakı oluşturmuştur. Kutsal İttifak ile Osmanlı Devleti arasında 1699'a kadar yaşanan savaşlardan Osmanlı Devleti yenik çıkmış ve geniş oranda toprak kaybetmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdaki yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Arkadaşlar, Edirne'ye ulaşabiliriz. Kutsal İttifak ile Osmanlı Devleti arasında hakimiyet mücadeleleri yaşanmıştır arkadaşlar. Dolayısıyla Edirne seçeneğini doğru olarak kabul ediyoruz. Başarılı sonuçlar almanızı Allah'tan diliyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.